Ve son şampiyon Galatasaray transfer piyasasına da çok güçlü bir merhaba dedi diyebiliriz Sarı Kırmızılılar. Leipzig'den Solbeck Angelino'yu kadroya kattılar. Bugün artık resmen görüşmelere başlandığı da kapa bildirildi Angelino ile ilgili. Şimdi tabi elindeki rekorlar kırarak şampiyon olan kadroyu hemen hemen koruyup yani Mauro Icardi'nin anlaşması da artık çok yakın noktada. Raşitsa olmasa bile o bölgeye mutlaka bir hamle gelecektir. Ve elinizdeki kadroyu işte iki stoperiniz, sağ bekiniz neredeyse bütün yapıyı koruyup bu kadar güçlü bir kadroyla ardından abi kağıt üzerinde belki de en açık gözüken ilk 11'e direkt bir hamle olarak gelmesi beklenen sol bekede Angelino gibi bir süper kalite eklemesi hakikaten mükemmel bir kadro mühendisliği gösterdiğini söyleyebiliriz Galatasaray'ın şu ana kadar ve devamında gelmesi muhtemel haberlerle beraber. Şimdi Angelino transferiyle ilgili şunu çok net söyleyebiliriz. Galatasaray'ın sadece Angelino transferi bile ne kadar doğru bir kadro planlaması ve Okan Hoca'nın özellikle oyun içindeki beklentilerini çok tutarlı bir transfer listesiyle yaz transfer dönemine taşıdığını görüyoruz abi. Şöyle abi Mayıs ayında işte Haziran ayının başı Mayıs civarı vesaire diyebiliriz. Benfica'dan boşa çıkacak olan Grimaldo ile ilgili Galatasaray acaba bir girişimde bulunur mu? İşte mükemmel bir sol bek acaba çok iyi bir sözleşme verseniz projeye ikna etseniz gelir mi haberi vardı ve Grimaldo süper ofansif bir sol bektir. Çok net yani. Ama oyuncu Leverkusen'da kuzundanlaştı ve olmadı. Ardından Galatasaray Guerrero'ya gitti. Rafael Guerrero'ya sezonu Dortmund'da bitiren Guerrero'ya ki tıpkı Angelino gibi hem Bundesliga'da hem de tüm Avrupa'da en 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 ofansif özelliklere ve istatistiklere sahip beklerden bir tanesi. Hatta bazı istatistiklerde onu bile önünde o. Ama Guerrero transferde olmadı. Çünkü oyuncu Bayern Münih ile anlaştı ve oraya gitti abi. Ardından Galatasaray Angelino'ya gitti. Angelino'yu kadrosuna kattı. Ama Angelino da olmasa hedef Borna Sosa'ydı ki. Borna Sosa da mükemmel tam anlamıyla bir büyük takımda ofansif anlamda süper katkı verecek bir bektir yani. şöyle baktığımız zaman ismi geçen veya geçmesi muhtemelen işte Grimaldo gibi, Rafael Guerrero gibi, Angelino gibi veya Borna Sosa gibi dört tane alternatifiniz sol bek mevkisi için buysa siz çok tutarlı ve tamamen bütün oyunun gücünü hücum anlamında yükseltecek bir sol bek arıyorsunuz demektir ve Angelino da tam olarak böyle bir ekleme abi. Bu, bu kadar tutarlı bir transfer politikası yürütünce hem var olan çok güçlü iskeleti bozmuyorsunuz hem de üzerinde böyle kalite hamleler yapabiliyorsunuz abi. İşte burada ve tabii ki Angelino saha içinde de oyun içinde de çok büyük katkı sağlayacaktır. Şöyle ki bir kere Sasha Boy Angelino ikilisi olabilecek en dengeli ikillerden biri abi süperlik Lig standartlarında gerçekten. Yani Avrupa'dan Türkiye'ye bir sağ bek bir de sol bek alsanız Süper Lig standartlarında bundan daha üstün dengeye sahip iki bek bulamazsınız. Birbirini bu kadar mükemmel tamamlayan iki map bulamazsınız. Yani birinde eksik olan şeyler diğerinde mükemmel seviyede. Birinde belki eksik olacak şeyler diğerinde olağanüstü seviyede abi. Taşaboy olağanüstü bir atlet. Koridoru neredeyse bütün maç tek başına kullanacak kadar güçlü. Fiziksel acayip bir istiklara sahip. Aynı zamanda size'lı. Geçiş savunması da mükemmel. Yani topu devamlı rakip yasada tutacak yarışan takımlar için bu da önemlidir. Savunmacıların geri koşuşu işte hızlı savunmacılar vesaire. Ve savunma tarafında Sasha boyu çok üstünlük sağlıyordu zaten rakiplerine ligde de. Avrupa'da da bu üstünlüğünü belli noktalarda kabul ettirecektir. Diğer tarafta ise Sasha Boy'i dengeleyecek ve hücumda Galatasaray'ı bir fazla oynatacak. Bundesliga'da son 4 sezonda 12 gol 35 asist yapmış bir oyuncu abi Angelino. Yani bu sadece istatistiklere yansıyan bir de istatistiklere yansımayan kısmı da var bu işin. Nasıl? Örneğin Galatasaray Zaten Okan Hocanın işte bu bek tercihlerinden Galatasaray'ın sol bek listesinden baktığımız zaman Hoca çok, çok net yani bu da bir yıl daha tutalım fikri varsa bekleri tamamen yüksekte kullanacak Hoca bu çok net abi burada Anheino'nun sahiçi yerleşimine iki şekilde savunmanın ve merkez ortasının merkezin yani stoperlerin ve önündeki merkez ortasının dengesini sağlayabilirsiniz ya arkada bir üçlü savunma oynayacaksınız ki Okan Hocanın temel oyun repertuarında hiç yok abi Neredeyse hiç yok. Ha elinizde Kaan Ayhan var veya Abdülkerim hani Nelson savunma oynayabilir Galatasaray. O yapıya da sahip oyuncular. Ama Okan Hoca da bu yok. Ya da abi merkez ikiliden merkez orta saha bir tanesini yani böyle 6 numara oynamayı bilen stoperlerin arasına girebilecek hem keseceğim topu da iyi kullanacaksa Paredes bu yüzden çok elzem. Yani Parades buraya gelip burada altılık görevini de yapar ve Torreira yine savunma önündeki çapalık görevini alabilir. Paredes transferi aslında çok çok önemli bir transfer Anelino'dan sonra. Abdülkerim'i çok rahat Angelino'nun kademesine ekstra gönderebilirsin. Çünkü Paredes sert, teknik bir altı numara abi. Çok hareketli, çok mobil değil tabii ki ama çok sert, çok üst kalite, çok teknik bir altı numara yani. Ve stop ellerin arasında girme işinde hele hele Süper Lig standartlarında Avrupa'da belli maçlarda çok net yapabilir. O yüzden Galatasaray'ın bence yapması gereken şey bu. Merkez orta sahadan arkaya girip stoperlerin arasına girip topu da iyi kullanacak ama sert merkezi de dolduracak bir altı oraya bulmak Parades doğru isim. Eğer Angelino'yu da Boye'yi de yüksekten direkt rakip yarı sahada devamlı kullanacaksınız ki Okan Hoca öyle kullanıyor. Yani elde Angelino Kerem kanadı bir tarafta da Boye ile Zaniolo varken bu kanatları mümkün olduğu kadar rakip yarı sahada tutup bunların arkasını en mümkün şekilde toplamaya çalışmak en azından Onların savunmada harcayabileceği yani Saşa Boya çok bundan düşmez ama özellikle Angelino'nun tarafını toplamak ve hücumda mümkün olduğu kadar toplanan Helino'nun oynayabilmesini, buluşmasını, rakip yarı sahada daha fazla kalarak ya ondan daha fazla faydalanmayı düşünmek Galatasaray için çok doğal birinci senaryo olacaktır. E i̇nanılmaz bir orta kalitesi var. Hem çizgiyi buradan kullanıp erken orta yaptığında, sıfıra inip yerden veya havadan topu çıkardığında, içeri gelip ekstra pas opsiyonu olduğunda şut yani baya baya stoper bek arasına rakip stoperle rakip bekin arasına koşu atıp çaprazdan şutla çok rahat gole gidebilecek bir oyuncu abi ve bu hiç şaşırtmaz yani. Gerçekten olabilecek Avrupa'nın en 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 ofansif 10-15 bekinden bir tanesini getirmiş olabilir Galatasaray. Ya süper ofansif bir bek. Bak, çok dengeli bir bek. İşte savunması iyi, fiziksel olarak kademesi. Bunlar tartışılabilir abi. Ama hücum noktasında gerçekten Avrupa'nın en tartışılmayacak 10-15 bekinden biri abi. Tabii ki bunda Pep Guardiola'nın saatinden geçmiş olmasının da büyük payı var. Yani özellikle Guardiola'nın bekler üzerinde rakip yarı sahada beklere devamlı ekstra hücum rolleri verip onlardan çok acayip hem toplu oyunda pas oyununda hem de hata sonuçlandırma noktasında katkılar aldığını biliyoruz. Ve Angelino da bunu çok net sahaya yansıttı hem Leipzig'de, hem de son sezonunda Hoffenheim'de sonuç olarak Galatasaray zaten bozulmamış kadrosuna ya elinizde daha Zaniolo var Icardi'nin transferi artık bitme noktasına geldi. Daha başka alternatifler işte merkez orta saha için Kerem Demirbay konuşuluyor. Parades konuşuluyor. Nelson giderse olası bir Davinson Sanchez transferi konuşuluyor. Kaliteden hiç ödün vermeden temel kaliteye bağlı oyun gücünü hiç bozmadan artı üstüne ekleyerek tam anlamıyla Avrupa'yı, ligi, Türkiye kupasını 3 kulvarı birden 50-55 belki 60 maçı çıkarabilecek bir kadro planlamasını yapma noktasına gidiyor diyebiliriz. Yapma noktasına gidiyor diyebiliriz. Sarı kırmızı diyebiliriz. Ve Angelino da bu takımın rakip yarı en özel tekil tehditlerinden bir tanesi olacak. Bunu çok net söyleyebiliriz. Hem kaldı ki Kerem'le de çok uyumlu abi. Yani Kerem her zaman için çizgiye basarak Kerem her zaman için Fatih Hoca döneminde ki Fatih Hoca da onu Devamlı santrafora yakın yerlerde konumlandırırdı Kerem. Çünkü çok kısa mesafede patlayıp arkaya sarkabiliyor topsuzken bile Kerem. Abi Kerem içeri kat ettiğinde burada tek başına orayı kullanacak bir Andelino var. Yani ve tüm Avrupa'da bunu en iyi yapan oyunculardan bir tanesi abi. Tartışmasız mükemmel kusursuz bir ekleme diyebiliriz. Galatasaray yönetimini de tebrik etmek lazım. Bu transferle ilgili olarak videonun açıklama kısmında Twitch kanalını takip ediyorsunuz. Ve Discord'a gelip siz de futbol konuşabilirsiniz. Discord kanalına da katılım bekliyorum. Twitch'e takip bekliyorum. Orada canlı yayınları yapacağız. Yapıyoruz. Yeni yeni başladık sayılır. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın abi.